Okey dostlar, UFC Gym'den neden ayrıldım? Tabii ki bunu birçoğunuz bilmiyor. UFC Gym'de çalıştım ben. Bir ay kadar falan. Çünkü hayatımdaki en kısa çalıştığım işlerden biriydi bu. UFC'yi eğer bilmiyorsanız, UFC artık zaten bir dünya markası oldu. Hani bu dövüşçü yetiştiren spor salonlarından bir tanesi. UFC zaten biliyorsunuz bu kafes dövüşlerinin genelde yapıldığı büyük bir marka oldu. Bunlar 2009'dan beri gym açarak dövüşçü yetiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki genel popülasyona da yardımcı oluyorlar, eğitiyorlar. Neyse bunlar Pittsburgh'da, benim yaşadığım şehirde bir tane yeni bir yer açtılar. Bu işte ne zaman? 3 ay öncesinde falan binayı tamamladılar. Yani içini vesaireyi. Fakat açılışı yanılmıyorsam Haziran ayının ortasında falan yaptılar açılışı. Ben de orada Temmuz ayının ortasında falan başladım. İşte açıldıktan 2-3 hafta sonrasında falan çalışmaya başladım. Kaliforniya bazlı bir şirket bu. Neyse arkadaşlar, sebebi bu oraya başlamamın, spor salonunun içini gezdim. Ve ben zaten yaklaşık bir 9 aydır Brazilian Jiu-Jitsu ve Muay Thai eğitimi alıyorum. Yani işte kombinasyon olarak dövüş sanatlarını falan öğreniyorum. İleride de böyle amatör olarak dövüşme hedefim var. Bu sporlara o kadar düşkün oldum ki tamamen amacım, hatta fitness amacım, ilerleyen zamanlarda bu sporları çok iyi öğrendiğimde kendi salonumda insanlara bu dersleri vermek ve dövüş yetiştirmek istiyorum. O yüzden amacım buydu. Ve bu nedenle de UFC Gym'e girerek orada bir şeyler öğrenmek istedim. Fakat oraya girdiğim zaman arkadaşlar, yeni bir yer olduğu için çok fazla müşterisi olan bir yer olmadı. Bir diğer konuda kurumsal, aşırı kurumsal, yani şirketleşme kafasında bir yer olduğu için sizin değerinizi sattığınız personal training, yani antrenörlük derslerine göre veriyorlar ve fiyatlar oldukça pahalı ve sürekli antrenörlük satmanızı istiyorlar sizden. Normal ödeme yapmıyorlar. Eğer antrenörlük satıp ders verirsen verdiğin dersten ödeme alıyorsun ve antrenörlükten, sattığın antrenörlükten komisyon alıyorsun. Yani uzun vadede düşündüğünüzde tamam, getirisi iyi olabilecek bir iş ama kısa vadede benim için zaman kaybıydı. Ve hani buradan oraya bir yarım saat, 35-40 dakikalık bir arabayla gidişim vardı. Çünkü trafik oluyor genelde işte otobanda. Gitmem gerekiyor, park yeri bul, şehrin tam içinde olduğu için bir de yani her yer evsiz. İşte ne bileyim, böyle bir sidik kokusu şehrin içinde. O yüzden böyle bana pek yarayan bir şey olmadı ama dediğim gibi gym efsane bir gym. Spor salonu inanılmaz güzel bir spor salonu. Yani içinde işte 3 katlı, en alt katında bu işte kafes dövüşünün yapıldığı oktagon var. Büyük bir alan. İşte onun orta katında, üst katında normal işte ofislerin olduğu ve derslerin, birkaç dersin, işte güreş derslerinin ve grup derslerinin yapıldığı bir alan var. Üst katta da tamamen işte ağırlıkların olduğu, squat racklerin konduğu bir yer var. Yani olayın kısası arkadaşlar, ben zaten kendi işimde oldukça meşgul bir insanım. Yaptığım şeylerde oldukça meşgul bir insanım. Şu anda buranın en iyi restoranında, gerçekten en iyi restoranında haftada 2 gün çalışarak ayda 2000-2200 dolara, yani ortalama 2000-2500 dolar arası para kazanıyorum. Sadece haftada 2 gün çalışarak arkadaşlar, ki bu sezon biraz düştü, yaz sezonu. Onun dışında işte kendi yaptığım antrenörlük online işim var. Onu devam ettirmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi gıda işinde, yani supplement işinde şu anda dünya markası olmuş bir şirketle çalışmaya devam ediyorum. Ve bu işi büyütme yolunda gidiyorum. Ve her şey çok iyi gidiyor. Bununla ilgili hatta dediğim gibi Norveç'e gideceğim Ekim'de. Ekim'in 11 ile 16'sı arasında Norveç'e gidiyorum. Bu işi daha iyi öğrenebilmek için. Bu iş Türkiye'de de var. Bu işi Türkiye'de de büyütmek istiyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, bazen hayal ettiğiniz şeyler tam istediğiniz gibi olmayabilir. Çünkü çok büyük hayallerle girmiştim o UFC gym'e. Çok sevmiştim yani ortamı vesaireyi falanı filanı. Fakat bıraktım. Şimdi hatta evime çok yakın bir yerde 7-8 dakikalık bir spor salonunda grup dersleri veriyorum. Haftada 2 gün, sadece pazartesi ve cuma günleri kendi istediğim saatte, işte 8, sabah 8, 9.30 ve öğlen 12'de ders veriyorum. Pazartesi ve cuma günleri. Ortam bayağı iyi. Yani ufak, hani lokal bir yer, birçok insanı tanıyorsunuz burada çalışınca, UFC gibi değil. Oraya gelenlerin birçoğu
Garip yani. Böyle bir enteresan bir ortam vardı orada. Ama dediğim gibi sevmedim ortamı. Çok fazla böyle sattığınız şeyden dolayı değerlendiriyorlar sizin nasıl bir çalışan olduğunuzu. Ben öyle ortamları sevmiyorum açıkçası. Artık böyle şirketleşmeden tamamen uzaklaşmış bir durumdayım. Evet, kendi şirketimi kurdum vesaire ama büyüteceksem de bu şirketi, çok büyük yerlere de geleceksem böyle yani insanları at yarışına sokar gibi değerlendirerek değil, işte win-win mentalitesi, yani iki tarafın da kazandığı bir mentaliteyle büyütmek istiyorum. Bunları öğreniyorum. Hayat güzel arkadaşlar. Bugünkü konu neden UFC Gym'de çalışmadığımda birkaç arkadaşım soruyu sormuştu bana işte Instagram'dan ulaşarak. O yüzden buna cevap vermek istedim. UFC Gym'de çalışmıyorum artık. Kendi dövüş stilimi yaratmak istiyorum. Ve bunun üzerinde de çalışıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle şurayı göstereyim, görebilirsiniz. Dünkü idmandan sonra baya işte Muay Thai dersinde falan bu işte Thai style kickbox öğreniyorum. Bildiğiniz işte diz çalışıyorduk. Ve diz çalışırken de şimdi koyduğumuz bir pad var ama gene de etkiliyor. Onun dışında da pazar günü bir kampa girdim. Dövüş kampına girdim işte spor salonundakilerle. O dövüş kampında da yaptığımız egzersizlerden bir tanesi yumruk atıyorlar mesela karnımıza. Ondan sonra pull-up'a gidiyoruz. Karnımıza yumruk atıyorlar, pull-up'a gidiyoruz. Onun da eseri var biraz burada, morluklar vesaire. Güzel ya, yapacak bir şey yok. İnsanın, erkeğin kendini savunmayı öğrenmesi önemli bir şey. Özgüveninizi bayağı arttırır arkadaşlar. Eğer öğrenebilirseniz boks öğrenin, ne bileyim güreşi öğrenin. Yani kendinize savunabilecek şeyleri öğrenmeniz gerçekten önemli.